affedersiniz. Yürürlük kanunu olduğu sürece aslında bakarsanız sözümüzün şuradan kurmamız gerektiğini düşünüyoruz. İstanbul Sözleşmesi hak mücadelemizde bizim kullandığımız bir, çünkü anayasa madde 90/5 gereği de bir düzenlemedir, bir yasadır. Ve buna ilişkin mücadelemiz elbette ki bitmedi. Ben istedim oldu, ben imzayı çekiyorum oldu diyen kişinin söylemine karşı elbette biz peki demedik. Buna ilişkin olarak çok önemli duruşmalar silsilesi yaşandı ve Salı günü, 28 Kasım Salı günü Danıştay'da Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Vakfı olmak üzere pek çok erkek şiddetiyle mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının duruşmasının olduğu gün. Yani 28 Kasım'da yine Danıştay'da olacağız biz. Şimdi bizi neler bekliyor sorusuna ilişkin anayasa madde 10, madde 12 başta olmak üzere. Yani kanun önünde eşitlik ve eşitlik prensiplerini sürekli ihlal eden, yani hiçbir sebeple bu anayasa maddelerini beğenmedikleri, 82 Anayasası'nı bile uygulamayan AKP bloğunun şimdiki önümüzdeki günlerde 2024 olarak düşünürsek bunu, anayasa değişikliğine ilişkin bir hazırlığı olduğunu biliyoruz. Bizi bekleyen tehlikeler ne sorusuna medeni yasanın aslında medeni yasanın ilgili maddelerinin tehlikede olduğunu, ki bunu Adalet Bakanı aile hukuku sil baştan diyebildi. Herhalde bir Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez böyle bir cümleyi bir Adalet Bakanı söyleyebildi. Ve geçtiğimiz günlerde de hepimizin adına konuştu. Herkes anayasa değişikliğinde hemfikir. Kim o herkes? Biz değiliz. Bir kere onu bilin. Çünkü AKP bloğu bizatihi uygulamadığı anayasa maddelerini bile, ki en çok 14 ya da 12 değişiklik AKP'nin iktidar döneminde olmuştur anayasada. Şimdi anayasayı uygulamayan bu muktedir anayasayı değiştirmeye çalışıyor. O sebeple buna ilişkin tüm toplumun birlikte mücadele etmesi lazım. Yani laikliğin son derece, laikliğe karşı işte işlemlerin artık sayısını hatırlayabiliyor musunuz? Yani karma eğitiminin aleyhine konuşabiliyor Milli Eğitim Bakanı. Tarikatlarda, cemaatlerde çocukların halini hepimiz okuyoruz ve buna ilişkin gazetecilerin mücadelesine de pek çok şekilde ne yapmaya çalışıyorlar? İşte bir yayın yasağı, şu bu, hapis cezası gibi demokrasinin kılıcı hepsinin tepesinde dolaşıyor. Ve bu soruşturmalar kapatılmaya çalışılıyor. Bizatihi şu anda 4 yaşında kız çocuğuna tecavüz etmiş bir babanın dosyasına dava açtırmaya çalışıyoruz. Yani böyle günlerden geçtiğimiz zamanlarda bizi bekleyen tehlikeler yasal değişiklikleri olarak da bunun altını çizmek lazım. Açılamıyor mu dava? Engel mi çıkarıyorlar? Soruşturmayı yani kovuşturmaya yer yoktur kararı verdi savcı. İsmail Arı'nın haberidir bu. Çok önemli bir haberdir. 4 yaşındaki, şimdi 5 yaşında müvekkilim. Ve kamu davası açılması için uğraşıyoruz, evet. Belki buradan hemen sevgili Fidan Ataselim'e geçip, çünkü aslında laiklik ve özgürlük olması bu 25 Kasım yürüyüşünün temasının bu olmasının da bütün bunlarla bağlantısı vardı ve ayrıca 26'sında başka bütün illeri kapsayan eylemler düzenlenecek değil mi sevgili Fidan? Bunları evet, dinleyelim mi? Sonra da biraz burada söz bekleyen arkadaşlar. Şöyle devam edebilirim. Bütün bu anlatılanların büyük bir kısmına katılıyorum. Biz 12 Kasım'da bir laiklik ve özgürlük için kadın yürüyüşü gerçekleştirdik. Çünkü bütün son dönemlerde atılan adımlar haklarımıza yönelik saldırılar, modern haklarımıza yönelik saldırılar. Bunlar özgürlüklerimize yönelik saldırılar anlamını taşıyordu. Ve aynı zamanda da özellikle bu anayasanın sadece iki maddesinin değişmesi değil, bütün olarak da değişmesini dile getirdiği için siyasi iktidar hepsinin aslında laikliğe karşı bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Biz 26 Kasım'da saat 2'de Kadıköy Süreyya Operası önünde buluşacağız. Bu 25 Kasım için Kadın Cinayetlerini Duracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak ve dost kurumlarla birlikte. Umarız ki bütün meydanlarda
25 Kasım'da da başka 26 Kasım'da da evet başka illerde de olacak. Hepimizin eylemleri güçlü, kuvvetli, geçer ve polis engeliyle karşılaşmayız. Davayı kazandı değil mi kadın cinayetlerini durduracağız platformu? Kapatılmayacak evet, yani. Evet, kapatamadılar. Yani bir ceza, bir suçunuz yokmuş öyle mi? Geçmiş evet, olsun. Evet, zaten açılması çok yani. Cinayetleri durdurmanın bir suç olmadı. Evet, evet, evet. Bizi kapatmaya kalkıyor olmaları zaten İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardında gelmesi politik bir tutumdu. Fakat orada kapatamadılar. Platformumuzda mücadelemize devam ediyoruz. Ben bir de Mert'e bir şey demek istedim onu söylediğine dair. Şimdi hukuk önünde, kanun önünde eşitlik meselesinde evet hemfikiriz. Fakat bu fırsat eşitliği meselesini biraz daha açmakta fayda var. Çünkü bir fırsat verilmesi o fırsata erişmenin ötesinde temel yapısal bu eşitsizliği yeniden üreten sistemler söz konusu. Dolayısıyla o sistemleri, o yapısal değişimi sağlayamadığımız sürece kadınların eşit özgür yaşaması, adil bir yaşamın olabilmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Hele ki patriarkal kapitalizm içerisinde. Hı hı. O yüzden meseleye fırsat eşitliğinin ötesinde gerçek anlamda bir eşitliğin de olması hepimizi kurtaracak diye düşünüyorum. Peki çok özür dilerim. Bilmiyorum, arka lütfen. Tribün kampüs cadıları genç arkadaşlar evet. biraz rahatsızlar. Bayılırız kampüs genç feministler rahatsız. Herkes aklını başına alsın. Sözü onlara vermek istiyorum. Bir şey söylemeyeceksin diye düşünüyorum. Mert söyleyecek misin yoksa bir anayasa kitapçığı fırlatmak da şiddete dahil midir? Anayasa kitapçığı fırlatmak kime fırlattığımıza mı bağlıdır? Bazısı da hak mı eder acaba? Şiddetin türleri vardı arkadaşlarımdan rica edeyim. Ertuğrul Albayrak hazırladı onları. Sadece dayak değildir şiddet. Şiddet türleriyle ilgili bir görselimiz şimdi çıktı. Bak ekonomik şiddet var. Çalışamazsın demek. Psikolojik şiddet var, sen ruh hastasısın. Israrlı takip var, ya beni misin ya toprağın. Çok özür dilerim, örneklendirince bile kendini kötü hissedenler oluyordur muhtemelen. Örneklendirmeden adlarını sayayım. Flört şiddeti var, cinsel şiddet var, fiziksel şiddet var, dijital şiddet var. Sürekli engellediğiniz başka başka hesaplardan sizi takibe alanlar. Ama anayasa kitapçığı fırlatmak kime fırlattığınıza bağlı olarak şiddet kapsamında galiba bir de küçücük bir kitapçık yani fırlatmak isterseniz buyurun efendim sözde sizde. İrem Hanım'a sözü vereceğim ben Mert'e değil de evet. İrem Hanım'a buyurun. Teşekkürler. Ben şeye değineceğim aslında demin hem kapatılmaya çalışılan işte dernekler. Çok özür dilerim bu mikrofon zayıf olan mikrofonmuş. Mert güçlü mikrofonu buraya verir misin lütfen teşekkür ederim. Mert anlaşacağız gecenin sonunda. Teşekkür ederim. Katılımın için de teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkürler. Ya suç dediğimiz şeyin artık gerçekten de bir kaybolmaya başladığı ve hukuksuzluk, cezasızlıkla beraber birçok şeyin tanımının silikleştiği bir dönemden geçiyoruz gerçekten. Demin Filiz'in de söylediği gibi yani ötekileştirme ile siyaset yürütülen bir süreçte bakıyoruz ki herkes her şeyi deyiveriyor iktidar tarafından. İşte ekonomi bakanı ekonomi harika diyor. Eğitim bakanı işte karma eğitimi kaldıracağız diyor. İşte kadın ve pardon aile ve sosyal politikalar bakanı kadın cinayetleri ve çocuk istismarı gibi konuları siyaset üstüdür diyor mesela. En çok karşı olduğumuz şeyden bir tanesi. Bu tam olarak feminist politikada siyaset yapıyoruz. Gayet de bu yüzden sokaklardayız. Suç da değil siyaset yapmak ayrıca değil mi? Tabii ki öyle. Nasıl ki özel alan politikleri ya da işte kadın cinayetleri, erkek şiddeti politikleri hayatlarına bu mücadele, bu dinamizm, bu toplumsal hareket hayatımıza soktuysa zaten bunları demeye devam edeceğiz. Demin aslında tartışmalar daha çok fıtrattan, doğadan buralara geldi ama biliyoruz ki kadına yönelik şiddet fıtrattan, doğadan öylesine kendiliğinden gelen bir şey değil. Bunların her birinin aslında çok sistematik, çok aslında örgütlü bir şekilde geldiğini de görüyoruz. Bunu bir yandan şeye de evretmeye çalışıyorlar. Son süreçte tabii ki 25 Kasım'a giderken dediğimiz yerde sadece bizler 25 Kasım'a gitmiyoruz. Bir yandan AKP iktidarı da ve Cumhur İttifakı da aile çalıştaylarıyla 81 ilde yaptıkları buluşmalarla da aynı